Merhabalar, ben Köse Köte ve Baştan Aşağı Greg Tech 5'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ve bu ilk bölümde anlatacağım şeyler basit. Greg Tech nerfleri, Greg Tech nedir ve madenler. İlk olarak Greg Tech nedir'e biraz değinelim. Greg Tech bir IC2 eklentisidir diyebiliriz, fakat kendisi IC2'den çok daha büyüktür. Temel olarak Greg Tech oyunun fazla kolay olduğunu düşünenler için bir mod diyebiliriz. Teknik olarak uğraştırıcı ve zaman yiyen bir mod, fakat eklediği makineler bunun yanı sıra uğraştırdıklarına değmesi gibi şeyler yüzünden sevenler tarafından bayağı tercih edilen bir mod. Fakat çoğu insana uygun değil. Yani normal bir oyuncu için, yani sadece girip makinesini yapıp ya da yaratığını öldürüp inşasını yapmak isteyecek bir oyuncu için çok uygun değil. Fakat uğraşmak isteyen, çok daha değişik makineler kurcalamak isteyen, daha karmaşık şeyler yapmak isteyen vesaire bir oyuncu için Greg Tech gayet ideal bir moddur. Peki, Greg Tech'i özetlediğimize göre, Greg Tech'in nerflerine biraz değinelim. Ama önce size en iyi ayda bir şey göstermek istiyorum. Şu an Greg Tech'siz olan sayı, yani Greg Tech'le beraber olan en iyi sayfası sayısı ve buradan, bu liseden Greg Tech'i bu sadece Greg Tech olacak şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi 34 sayfa. Yani sayfaların büyük çoğunluğu zaten Greg Tech'e ait. Aa, dur. Sanırım tam yapmamışım. Özür dilerim. Evet, 34. Evet, Greg Tech dışındakileri kazara kitlemişim. Evet, tam düzelttik. 34 sayfa sadece Greg Tech'e ait. Yani geri kalanını siz düşünün. Pek ufak bir mod olduğu söylenemez. Şu ana kadar gördüklerimizin çoğu sadece Greg Tech'te. Şuraya kadar. Evet. İlk olarak maden sistemine biraz değinelim. Greg Tech 5, yani Greg Tech 5 sürümünden itibaren, yani 1.7 sürümü tüm madenleri kendi üstüne aldı Greg Tech. Bu yüzden artık dünyada hiçbir şekilde vanilla orlar var olmuyor. İlk başta madencilikte karşınıza small orlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunlar size crushed ore veriyor. Bunları isterseniz direkt pişirip 10 tane nugget elde edebiliyorsunuz. Ya da Hammer'dan, Macerator'dan ileride işe değişik yollarla işleyip değişik şeyler elde edebiliyorsunuz. Fakat bunlar ileriye ve bu makineleri değineceğiz. Çekişle işlediğimiz takdirde ise bunu elde ediyoruz ve bu sadece bir adet ingot veriyor. Diğer bir Greg Tech nerf'ü ise baltamızı alalım. Balta. Ağacı alalım. Gördüğünüz gibi sadece 2 tane plank veriyor ve 2 tane stick veriyor. Eğer testere vesaire kullandığımız takdirde, ya da yine eklenen bir alet daha var, 4 tane oluyor bu sayı. Aynı şey plankler için de geçerli. Tabii başka bir yol, cutting saw. Cutting saw'da lubricant ile kullandığımız takdirde bize 6 tane plank veriyor. Yani kısacası Greg Tech başta uğraşacaksınız diyor size. Bunun yanı sıra aletlerin yapımı hakkında biraz değişiklik var. Öncelikli olarak tahta ve taş aletlerin yapımında bir değişiklik olmasa da normal aletlerin yapımında değişiklik var. Bu arada başlangıç için size kesinlikle önerebileceğim bir şey bu. Flint Axe. Stone Axe'den ya da Stone Pick Axe'den dayanıklılığı çok daha iyidir. Evet, gördüğünüz gibi bir adet head yapıp ardından onu bir stick'e ya da roda bağlamamız lazım. Mesela bunun gibi dayanıklı madenler gördüğünüz gibi daha dayanıklı bir rod istiyor. O yüzden sap istiyor. O yüzden onları normal stick'e bağlayamıyorsunuz. Mesela bu
Tungsten Steel istiyor. Bu daha hızından ötürü. Peki bu başları nasıl yapıyoruz? Evet, burada ilginç iki alet devreye giriyor. Ayrıca bir adet plate ve iki adet de ingot lazım. Plate'i nasıl yapacağız? Başlangıç için plate'i bir adet hammer ve iki adet ingot ile yapıyoruz. Tabii sonradan bunu metal bender ya da başka makinelerde yapıyoruz. Fakat başlangıç için bunu kullanacağız. Peki hammer nasıl yapılıyor? Hammer'ın yapımı basit. Hangi malzemeyi kullanacaksak ondan 6 tane ingot ve bir tane stick. Bunun sonucu olarak hammer elde ediyoruz. File'ı ise 2 tane plate ve bir tane stick şeklinde elde ediyoruz. Ve bunlarla bu başı yapıyoruz. Başlangıç için çok uğraştırıcı gibi gelebilir. Fakat ileride çok umursamayacağınız, hatta ileride biraz daha kolaylaştıracak bir şey. Mesela bunun en güzel kullanım yanlarından bir tanesi, her pickaxe için inventörünüzde ayrı ayrı yer bulundurmanız lazım. Fakat burada sadece mesela iron pickaxe yapacaksınız. 10 tane iron pickaxe başı yapıyorsunuz ve onlar gayet burada stackleniyor. 10 tane de stick yanınızda taşıyorsunuz. Pickaxe'iniz mi kırıldı? Hemen şuradan çat çat birleştirip yeni bir pickaxe yapıyorsunuz. Bunun sıra diğer aletlere hemen değinelim. Gregtek'in eklediği pek çok alet var. Hepsi bu arada değişik malzemelerden yapılıyor. Pickaxe, shovel, axe, hoe. Bunları biliyorsunuz zaten. Bir de sword. Bu arada her birinin değişik özellikleri var. O özelliklere bakmanızı tavsiye ederim. Hatta bazı burada tüm özellikleri yazıyor. Bazılarının kendiliğinden enchant var. Fakat bu aletleri kendiniz normal yollarla enchant edemiyorsunuz. Vanilla aletleri yaparsanız eğer onlar enchant edilebiliyor. Mesela silver'dan yapılan bir sword disjunction özelliğine sahip. Yani bu endermenlere zarar veren bir özellik. Kısacası burada bir anti-enderman silahınız var. Evet. Sıradaki aletimiz testere. Testerenin işe yaradığı şeyler bu tarz craftinglerde işe yarıyor. Bunun yanı sıra stickleri saplingleri stick'e çevirmenize gördüğünüz gibi bu tarz değişik craftinglere bayağı uzun bir crafting listesi var. Ayrıca demin de bahsettiğim gibi woodları daha ucuza wood plank'e çevirmenize vesaire yarıyor. Ayrıca kendisini testere balta olarak da kullanabilirsiniz ve özelliği aşırı hızlılar. Diğer yandan hammer. Hammer'ı silah olarak da kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra craftinglerde çok fazla işinize yarayacak bir alettir kendisi. Gördüğünüz gibi. Şöyle çok fazla crafting recipesi olan bir şey. Ayrıca kesinlikle ama kesinlikle ilk craft etmeniz gereken Gregtek aletidir. Soft hammer başlangıçta hiçbir işe yaramasa da ilerleyen zamanlarda çok fazla işinize yarayacak ve güzel bir alettir. İşine makinelere giriştiğimizde değineceğim daha detaylı. Fakat basitçe makineleri aktif ya da deaktif ediyor. Wrench yine aynı şekilde makinelere giriştiğimizde çok işimize yarayacak bir şey. Ama kesinlikle inventörünüzde olmazsa olmaz bir alettir. File yine craftinglerde çok işe yarayan bir şey. Onun dışında bir kullanımı yok. Crowbar. Crowbar birkaç işi var. Bu arada şunu gündüze kilitleyeyim. Muhtemelen peaceful'u da almayı unutmuşum, evet. Crowbar bu arada şu sesi de hemen bir kapayacağım. Tamamdır, teşekkürler. Crowbar Railcraft'a alışkın olanlarınız Railcraft'ın crowbarı olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Bunun yanı sıra Gregtek'te cover dediğimiz bir olay var. Buna videosu geldiğinde değineceğiz. Bu coverları çıkartabilmenizi sağlıyor. Bu da gene istediğimiz malzemeden yapılıyor. Screwdriver, Tornado. Bu da craftinglerde ve bazı aletlerde ayar yapmanız da lazım. Mortar. Başlangıçta bayağı işe yarayan bir şey. Ingotların ve bazı şeylerin tozlarını çıkartmanızı sağlıyor. Ve kısacası bu başlangıç için güzel bir toz üretme aleti. Bunun çok daha az varyasyonu var. Ama başlangıçta gene çok işinize yarayacak bir alet.
Wirecutter elektrik çağına geçtiğiniz zaman kesinlikle çok işinize yarayacak bir şey. Başlangıçta kabloları yapmak için bunu kullanacaksınız ve ayrıca kabloları kırmak için de bunu kullanıyorsunuz. Scoop eğer forestry lazımsa, forestry'niz varsa forestry'nin scoop'u aynen. Sadece bunun avantajı bu adventure modda da çalışıyor ve daha değişik dayanıklılıklarda olan versiyonları var. Diğer aletlerimiz arasında branch cutter henüz tam oluşturulmuş bir alet değil. O yüzden şu an tam bir işlevi yok. Universal Spade, bu da ilginç bir alet. Gördüğünüz gibi bununla yapılıyor, bu şekilde elde ediliyor. Biraz gelişmiş bir alet. Tabii Creative'den aldığımız için bu tek kullanımlık. Gördüğünüz gibi kürek olarak işe yarıyor. Balta olarak yine işe yarıyor, tabii base speed'i bu olduğu için. Aynı şekilde crafting gibi speed'lerinde bu diğer aletlerin yerine kullanılabiliyor. Kısacası bu bir multi-tool. Yani basitçe yanınızda bu aletlerden birden fazlasını aynı anda taşımanız gerekiyorsa ve dayanıklılığına çok işiniz yoksa bunu taşıyabilirsiniz. Knife bir silah olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra yemek recipelerinde kullanılan bir şey. Ayrıca rubber ring ve bu bazı şeylerin yapımında kullanılan bir şey. Onun yapımı için gerekli. Butchering knife gene bir silah. Sense silah olarak kullanılabiliyor. Ayrıca hızlı bir biçimde şunları temizlemeye de yarıyor. Tabii bu Creative'den alındığı için çok bir işe yaramıyor. Ayrıca cropları temizlemeniz için çok daha yardımcıdır. Bu ise karları temizlemek için hızlı bir alet. Plunger ise pipelara değindiğimiz takdirde buna daha da değineceğiz. Kısaca pipeları temizlemek için lazım. Rolling pin yani aynı şekilde yemek için gereken bir malzeme. Diğerleri elektrikli aletler. Bunlara elektrikli aletlere değindiğimizde değineceğiz. Evet. Aletlerimiz de basitçe bu kadar. Ve sırada normal madenler hakkında ufak bir detaya değinelim. Evet. Şu an karşınızda bir adet Gregtek maden yatağı var. Bu bir kömür yatağı. Tabii beraberinde bir adet biraz da lignit oru ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi normal Minecraft maden yataklarına göre çok daha geniş. Biraz daha nerede bulunuyorlar fakat bulduğunuz takdirde birkaç stack bulunacak şekilde yer alıyor. Geniş bir alana yayılmış durumdalar. Ve kırdığınız takdirde elinize bu şekilde geliyor. Yani bunları ısıtmanız ya da çekiçle işlemeniz lazım. Peki. Kömür olmadan nasıl kömür işleyeceğiz? İlla charcoal mu yapmanız gerek diyecek olursanız hayır. Small ore'ların kömür versiyonu da var ve onlar direkt kömür düşürüyor. Yani ya direkt kömür düşürüyor ya da kömür tozu düşürüyorlar. Yani şöyle. Ya da böyle. Mesela burada bir adet small kömür var ve gördüğünüz gibi bir tane stone dust ile bir tane kömür düşürdü bize. Bu şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Ve maden yataklarının hepsi bu şekilde. Ayrıca hepsi birden fazla maden içeriyor. Yani tek bir maden içermiyorlar. Ve bu sayede sizi biraz daha dolaşmaya zorluyorlar. Gretek maden yatakları hakkında önemli bir detay. Greg maden yataklarını her 9 chunk'ta, yani chunk dediğimiz olay, eğer F9'a basarsak NEI'dan şu alanlar, haritamızdan bakalım tabi M tuşu başka bir şeylere atalı olduğu için gene burada bir saçmalık söz konusu. Evet, seni şimdilik B yapalım. Evet, şuradan da direkt grid şeklinde bakalım. Hani şu alanda en az bir tane maden yatağı var demektir bu. Peki bunu nasıl rahatça anlayabiliriz? Kolay bir maden kazma yöntemi söyleyeceğim size. Bir çankın ortasına gelin.
şu şekilde Bedrock'a kadar kazın. Tabi ikili kazdırmamın sebebi tabi bu bir Atlas Energy 6 madeni. İkili kazdırmamın sebebi kazara lava düşmemeniz. Small orları önemsemeyin. Bunlar da Railcraft'ın poor orları. Evet. Aşağı doğru kazalım. Unutmadan şuradan da evet. Bu chunk'ta bir yatak yok. Gördüğünüz gibi sırasıyla diğer chunk'lara bakacağız. Yandakine gelelim. Tabii size o kazma yöntemini gösterdikten sonra direkt modoslama aşağı kazacağım. Tabii bu IC2'nun kendi madenleri, bunu normalde kapıyoruz. Kapanıyorlar da bazen tam kapanmıyor. Çünkü Great Tech o madenlerin yerini kendisi alıyor zaten. Evet, bu chunk'ta da yok. Ama mesela şurada bir ravine'imiz var. Ve gördüğünüz gibi evet. Şu chunk'ta varmış. Gördüğünüz gibi burada bir maden yatağı söz konusu. Evet, kısacası bu 9'a 9'luk alanlarda, 9 chunk'lık alanlarda mutlaka ama mutlaka bir maden yatağı vardır. Kolay bir maden bulma yöntemi olarak bunu kullanabilirsiniz. Mesela burada da bir... Ha, bunlar IC2'nin LED orlarıymış. Böyle bir maden kazma yöntemi kullanabilirsiniz. Çok uğraşmak istemeyen için. Gerçi gene uğraştırıcı çünkü Great Tech uğraşmak üzerindedir. Ayrıca bir kolay yöntem olarak daha size başka bir şey önerebilirim. Eğer Buildcraft'ınız kuruluysa Miner. Tabii IC2'nun Miner'ını da kullanabilirsiniz. Hatta IC2'nun... pardon, Mining Bell'di. Evet. Ve bu Mining Bell'i koyarak şu chunk'ın ortasına koyalım. Creative Engine'imizi koyalım. Tabii bir de chest'imizi de koyalım. Creative Engine'imiz. Ve Redstone. Tabii bunu siz normal bir engine olarak kullanacaksınız. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru kazıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bu chest, tüm iş bittiğinde bu chest'te eğer bir adet maden görürseniz anlayın ki aşağıda bir maden yatağı var. Böyle bir yöntem kullanarak madenleri çok daha hızlı bulabilirsiniz. Tabii daha güçlü motorlar kullanarak bunu çok daha rahat yapabilirsiniz. Ben şu an Creative'den gelen ucuz bir engine kullanıyorum. Değişik modlar kuruluysa RF kullanan, onlarla da tabii bu maden değil, Great Tech madeninden bahsediyorum. Ayrıca Industrial Craft'ın miner'ıyla da aynı şeyi yapabilirsiniz fakat o daha çok uğraştırıyor. O daha fazla masrafı olan bir şey. Bu şekilde kendiniz uğraşmadan aşağıya doğru kazmasını sağlayabilirsiniz. Eğer aşağıda bir adet ora, burada bir adet ora rastlarsanız anlayın ki aşağıda bir adet or var demektir. Ve madenler hakkında değinmemiz gereken bir önemli detay daha söz konusu. Ona burada değinelim hemen. Kendimize iron ore verelim. Small değil, normal iron ore. Evet, iron ore'umuz burada. Ve kendimize pickaxe, stone pickaxe. Normalde bunu stone pickaxe ile kırabilmemiz lazım fakat Great Tech'te böyle bir şey mümkün değil. Great Tech bizden en az
Vanilla Iron Pickaxe kullanacağım. Iron Pickaxe istiyorum. Önceden de dediğim gibi bunları Small Iron Ore'lar ile elde edeceğiz. İlk iron'larımızı, ilk madenlerimiz hep Small Ore olacak. Bakalım. Hayır, burada bir maden yatağı yok. Evet. Tamam, bunu çözdük. Bu chunk'ta bir maden yatağı yok. Diğer chunk'lara da bu şekilde kazıyorsunuz. Great Tech maden yatakları aşırı geniş oldukları için çok rahat bir biçimde bulunuyorlar aslında. Sadece gezmeniz ve mağara dolaşmanız gerekiyor ya da böyle ilginç yöntemler kullanmanız gerekiyor. Bu arada Iron Ore'la olan şeyin aynısı Diamond Ore'da da söz konusu. Gördüğünüz gibi Iron Pickaxe'imle kıramıyorum. Diamond Pickaxe'le kırmam gerekecek mesela. Buradaki konsept tam olarak şu. Pickaxe'lere bakalım. Great Tech Pickaxe'lerine bakacağız. Tabii recipe'ye bakacaktım. Gördüğünüz gibi hepsinin bir level'ı var. Bize level 3 bir pickaxe lazım. Mesela gördüğünüz gibi Chrome level 3, fakat Magnez level 2, Cobalt level 3, Iron level 2. Diamond level 3 istiyor. Ayrıca level 3 en fazla şeyi kırabilen seriye. Level 1 ise en azı, anlaşıldığı üzere. Diamond kırabilmek için ya Diamond ya da benzer ayar, benzer level'da olan başka bir pickaxe'e ihtiyacınız var. Peki, Diamond'ımız yoksa nasıl Diamond elde edeceğiz? Onun da cevabı çok basit. Small Diamond Ore. Small Diamond Ore'lar genelde Diamond'ların bulunduğu yerde yer alır ve bunları Iron Pickaxe ile çok rahat kırabiliriz. Ya Diamond Dust ya da direkt Diamond düşüreceklerdir kendileri. Ve bu şekilde şu an Float Diamond. Bu değişik türde Diamond'lar da var. Float, Flawless vesaire vesaire. Bunlar buradan Float çıktı. Bunları bu şekilde işlere çevirebiliyorsunuz. Ayrıca Dust'a da çevirebilirsiniz direkt. Ve gördüğünüz gibi ilk Diamond Pickaxe'imizi hallettik. Ve bununla çok rahat bir biçimde bir Diamond yatağı kırabiliriz. Ve bir Diamond yatağından yaklaşık olarak 6 ya da 7 stack Diamond Ore çıkacaktır. Aynı şekilde diğer Ore'larda da benzer bir durum söz konusu. Hani kendi oynadığım süre içerisinde bir tane Tin yatağından 14 stack Tin Ore çıkarttığımı hatırlıyorum. Ve ore olarak bunlar daha işlenmemiş hali. Evet, Great Tech maden yatakları basit olarak böyle. Bunun yanı sıra eklediği iki tane daha önemli workgen söz konusu. Bunlar granitler. Red ve Black Granit. Bunlar belli bölgelerde taşların yerini alan şeyler. Great Tech'in eklediği dekoratif şey. Bloklardır bunlar. Değişik varyasyonlarını burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bunları Diamond Pickaxe ile kırmanız lazım. Ya da level 3 bir pickaxe ile, daha 6 ile kırılmıyorlar. Ayrıca eğer Jackhammer yaparsanız bunlar gene kırılacaktır. Tabii bu hani Creative'den alındığı için level 1, o yüzden bununla kıramıyoruz. Elle yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi çoğu level 3 zaten. Bunlarla bu granitler aşırı hızlı bir biçimde kırılıyor. Tabii bunun için elektrik çağına geçmeniz lazım öncelikle. Evet, ilk bölümümüz bu şekilde bitti. Size Great Tech'in temel bazı başlangıç noktalarını öğrettik. Aklınızda soru kaldıysa eğer açıklama kısmında yorumlar kısmında sorun. Ve diğer bölümleri bekleyin. Diğer bölümlerde ilk iş olarak Steam'e girişeceğiz. Steam çağı, yani Bronze çağına girişeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.